Selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden salı. Ben şimdi üzerimi giyindim. Bu arada saat 1'e geliyor. Biz kahvaltımızı falan her şeyi yaptık. Üzerimi giyindim. Şimdi saçımı bağlayacağım. Daha nasıl bağlayacağım bilmiyorum. Bir şekil yapacağım artık. Ondan sonra Akif'le bayağı işimiz var. Boya falan almamız lazım. O işlerimizi bugün halledeceğiz. Bu arada hiç makyaj yapasım yoktu. Sadece dudaklarımı biraz boyadım. Ve bu hafta sanırım beni hep böyle göreceksiniz. Yani bir takipçim yazmış ki Akif'i neden konuşturmuyorsun, sinir oldum diye. Arkadaşlar yok ondan değil. Ben genellikle kendim konuşmaya fazla şey yapmıyorum ya. Ben daha çok konuşuyorum. Aynen. Neyse hallediyor ya. Kombinim de böyle. Şunu da yanına tam. Ay çok kalmış. Tam olsun şunu da koy. Çöp. Ne diyecektim kızlar. İşte bugünkü koyduğum vloğa çok mesaj vermiş. Yazmışlar ki birkaç kişi masanı keşke atmasaydın. Tekrar ona boyayıp şey değerlendirseydin o yazmışlar. Masayı belki videoda çok güzel görüyorsunuz ama canlı görseydiniz o kadar iyi değil. Aynen. Gerçekten. Aşırı kötü yani. Şimdi ayakları da kırılmak üzereydi. Bir ara boyamıştık. Vlogu da izlemişsiniz zaten boyadığımızı. Evet. Çok berbat kaç oldu defa yani. Boyadık bir aynen. De. Hep boyası evet, çıktı. Evet, evet. 3 senedir de kullanıyoruz yani. Kendimle yeni eve taşımak gerçekten çok manasız olurdu. Arkadaşımız da yazmış, balkona mı koyardın? Evet. Biz maalesef balkonlu evden taşınıyoruz. Evet. Yeni evimizde balkon yok. O yüzden attık yani. Eskiydi sonuçta. Keşke olsaydı da ben o masayı oraya kullansaydım. Yo, olsaydı da balkon grup setimiz vardı. Ha bu arada çok mutluyum varlar. Niye? Üçüncü aya veya dördüncü aya kadar boşum. Doğru. İşin bitti değil ama mi? Ama okula başlıyorum ya Allah'ım olsun. Yağmur yağmış ya. Yapmış siz tepede başlıyor musunuz? Her yer inşaat. Neyse kapatıyorum sonra görüşürüz. Bu arada arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum ama yarın anahtarı alıyoruz Allah'ın izniyle. Çok mutluyuz. Yani son bir gün. Ve şu an biz tam dışarıya çıktık. Yağmur yağmaya başladı. Sizler de görüyorsunuzdur eminim. Ne diyorsun bu duruma? Hiç iyi değil ya. Evet. Bugün dediğim gibi boya almamız lazım. Fırça almamız lazım. Sonra birkaç tane karton daha lazım. Ona bakacağız. Başka ne lazım? Silikon lazım. Aynen silikon alacağız. Başka? Ha bir de şey bakacağım. Lavabo bakacağım. Banyo için. Bir de dolabına bakacağım. Öyle. Işıklara. Biz şimdi Bauhaus'a geldik. Aşkım boya kısmına geçelim mi önce? Sağlam mı? Bir adamı çalalım da bakalım. Gel. Ay. Önce bence bu. Aa ben şey alacağım. Bebi. Folye alacağım mutfağımın taşını şey yapmak için. Bakın ben masamı bundan şey yapmıştım. Kaplamıştım. 8.45. Ben şu an mutfak için bakıyorum. Mutfak tezgahımın arkası Türkis olduğu için yani böyle bebek mavisi. O yüzden oraya bir folye çekmek istiyorum. Bakayım desenleri. Şu güzel duruyor. Bebişin odasının bir duvarını boyamak istiyorum. Şöyle renkler var, bayağı seçenek var. Benim istediğim böyle bej gibi. Şundan bir tık daha kahverengimsi gibi lazım. Bir bakmam lazım. Beyaz boyayı aldık. 15 litre aşağıda. Ay dikkat. Bu ne? Küçük bir fırça. Ya sen neyin derdindesin Allah'ın sesi? Bak neyin çok güzel. Çok güzel. Işıklara bakın.
Allah'ım yesim geldi. Çok güzeller Akif. Wow. Ich hab da noch Sache. Wow. Da noch Sache. Mama auch schon. Çok güzel şey değil mi? Harika. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden çarşamba ve saat şu an 8 veya 8.30. Ertesi günden devam çekiyorum. Ben hiçbir şey çekemedim. Çünkü işim vardı. Biz şimdi tekrardan evden çıkıyoruz ve anahtarı almaya gidiyoruz. Yani mutfak ne ki Türkçesi? İşte kağıdı falan imzalayacağız. Anahtarımızı alacağız. Öyle bir gün bayağı işlerimiz var. Ben çoğunlukla eski evde olacağım. Akif de yine evde olacak kuzeniyle. Öyle. Şöyle hızlıca bir kombin yaptım. Kitledin mi? Bir şey olmaz aşkım. Ne başka bakıyorsun? Aşkım ne olacak sanki? Dur lan. Unuttum onu. Neyse bekliyorum seni. Yok istemedim ama çektim yani öyle. Ha tamam. Dün işte boyaları falan aldık. Size şimdi üstten biraz gösteririm sonra. Boya, fırça, sonra çocuğun odasına ayrı bir küçük boya aldım. Ondan sonra ufak tefek şeyler yani. Ufak tefek aldık ama gerçekten bayağı tuttu. Taşınmak gerçekten masraflı. Ve anahtarımızı aldık. Şimdi gidiyoruz eve. Tekrar kilitler değişecekmiş. O yüzden orada olmamız lazım. 9.40. Şimdi yeni eve geldik. Yani yeni binadayız şu an. Çilingilciyi bekliyoruz. Çünkü anahtarları değiştirecek. O yüzden buradayım. Akif de kuzeniyle de dışarıda var. Ve ben tekrardan eski eve geldim. Eşim beni şimdi buraya bıraktı kuzeniyle. En son işte yeni evde çilingilci geldi. Kapı anahtarını değiştirdi. Ondan sonra Akif gibi beni eve bıraktı. Ve şimdi Ikea'ya gittiler. Ben Ikea'ya gidemedim. Zaten alacaklarımız hani kesin dolabı falan seçmiştik. Sadece oradan almaya gidecekler. Bu arada Akif büyük araba kiraladı. O iki kişilik olduğu için kuzeniyle Akif gitti. Hani ona yardım amaçlı. Ben de eski eve geldim. Kendimi yani ne yalan söyleyeyim. Gerçekten şu an çok kötü hissediyorum. Bilmiyorum böyle birden midem bulandı. Başım döndü. Oturdum şimdi biraz. Belki hatta uyurum çünkü... Bayağı uykusuzum günlerdir hiç uyuyamıyorum sabah erkenden kalkıyorum gece hiç yatmıyorum neredeyse o yüzden biraz kestirmeyi düşünüyorum saat daha erken zaten onların Ikea'ya gidip gelmesi eşyalar götürmesi bayağı sürer o sırada benlik bir iş yok zaten ben de dediğim gibi biraz uykumu alırım dinlenirim ve enerji toplarım sonrası için dediğim gibi bugün arkadaşım yanıma gelecek son kalan şeyleri paketleyeceğiz bugün çünkü dün zaman bulamadık fazla bir şey kalmadı zaten mutfağın yarısı hallolmuştu sadece karşı taraf kaldı onu arkadaşımla yaparım sonra yatak odasında da birkaç bir şeyler var onları da toplarız öyle her şeyi toparlarız yani yavaş. Şimdi masada gidiyor Akif Ikea'dan geldi kuzenleriyle birlikte. Televizyon falan da daha sökülecek. Her yerde. Buranın bu taraftaki her şey Akif'e ait. Çünkü Akif TV'nin bilgisayarı. Buraları da görüyorsunuz. Bu vitrini de söktük sayılır bakın. Boş. Bunlar da gidecek. Bayağı bir şey var yani. Kızlar ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Gerçekten hak ettim yani enerji toplamam lazım. Saat şu an sanırım 4'e geliyor. Ve bayağı bir şey toplandı. Şimdi Akifgil ilk arabayı doldurmuştu. Size onları çektim. Zaten dolap vesaire her şey içindeydi. Onu yeni eve taşıdılar. Şimdi arabayı tekrar boşaltmışlar. Ve tekrar buraya geliyorlar. Koltuğu, sandalyeyi, buzluğu ve yatağı götürecekler. Burada şey kazaklarım var. Onları şeylere koymadım. Kartonlara yer kaplamasın diye. Ve şu tarafta da gördüğünüz gibi perdelerim, storlarımı çıkardım. Aşağıda da çay masam var.
Bu karton da daha boş. Evet, ben yavaş yavaş odamı toparlıyorum. Makyajları falan da kaldıracağım. Ondan sonra da banyoya geçeceğim. Artık yavaş yavaş kendim yapıyorum. Çünkü bugün kimse bana yardıma gelemiyor. Olsun, bir şey olmaz. Eşim sağ olsun, eşimle hallediyoruz, bir de kuzenleriyle. Diğerlerinin ya işi var ya çalışıyorlar. Maalesef gelemedi o yüzden kimse. Annem de yarın gelecek. O zaman ben şimdi işime koyayım kahvemle. Ben etrafı toparlarken bana bir paket geldi. Bakar mısınız ya? Çok mutlu oldum. Size sayfasını aşağı etiketleyeceğim. Instagram sayfasını. Bu böyle gördüğünüz gibi bir kutu ve içinde çikolataları var. İstediğiniz deseni üstüne yaptırabiliyorsunuz ve tabii ki de istediğiniz yazıyı. Ben çok beğendim ve en çok da buna bittim yani. Hani böyle çocuklar böyle ısırıyor ya böyle dişlerini falan, şu an Türkçesini bilmiyorum ama Almancadan Beistring diye geçiyor. Şöyle kendi elleriyle işlemiş ve burada da bir tane zincirimiz var. Yani zincir değil de emziklik işte, örülmüş bir şekilde. Böyle de hiç görmemiştim, gerçekten aşırı iyi olmuş. Ve ben de şimdi Akif'le yeni eve geldim. Bunlar var. Arkadaşlar bakın, tüm eşyalar bebişin odasına yığıldı. Vallahi ya, bu işin içinde nasıl çıkılacak? Aşırı butik bir durumdayım, tipimden de anlaşıldığı üzere. Şimdi biz eski evdeyiz. Bugün daha bir şey yapmayacağız. Akif de ben de çok yorgunuz. Akif de güzelce bir dinlensin çünkü bugün boyaya zaman bulamadık, o yüzden yarın boyanacak ev. Ben de şimdi sadece çamaşır çalıştırmıştım. Onları serim, yarına kurusun, onları kaldırayım. Etrafta kıyafet olmasın. Öyle, o zaman ben şimdi burada videoyu kapatmak istiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ve kusuruma bakmayın, bu video çok böyle bitkin, yorgun, tipsiz geçti. Ama artık taşınıyorum, gerçekten yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve Allah'a emanet olun diyorum. Bay bay.